Gördük. Burada NATO artık dediğim gibi miadını doldurmuştur. S-400 kriziyle birlikte Türkiye'nin NATO'daki konumu yüksek sesle tartışılıyor. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, NATO konseptinin Türkiye'ye büyük zarar verdiğini düşünüyor. Atılacak en güçlü adım birinci aşamada Kürecik, ikinci aşamada İncirliğin kısmi kullanım. NATO tartışmaları beraberinde farklı yönelimleri de gündeme getirdi. Asya ülkeleri arasındaki olası yeni askeri müttefikler artık Türkiye'nin gündeminde. Türkiye NATO'ya girdiği andan itibaren özellikle savunma sanayimiz büyük bir darbe yemiştir. Dolayısıyla Türkiye yüzünü bence doğuya artık dönmelidir. Çin'in geliştirdiği silahların veya teknolojinin veya bütün alanlarda sadece savunma sanayinde değil geliştirdiği teknoloji Batı ülkeleri de hayranlıkla izliyor. NATO özellikle Rusya'nın büyümesinden rahatsız. Ve NATO'nun tarihsel geçmişine baktığımızda 90'lı yıllardan sonra giderek genişleyen ve bünyesinde iş kaldıramaz hale gelen ve genişlemesinde tek sebebi buradaki Fransa'nın ve Almanya'nın özellikle Rusya'nın harekatı olası bir operasyonuna karşı önünde bir cephe oluşturmasından başka hiçbir şey değildi. Amerika Türkiye'yi F-35 ve S-400 üzerinden sıkıştırıyor. Ancak Türkiye'nin eli aslında çok güçlü. Erenel bazı hatırlatmalarda bulundu. Ama bugün Kürecik radarını kapattığınız anda Amerika'nın İran'ı, Rusya'yı ve Kuzey'i bütün gözetlemesini durdurursunuz. O yüzden Türkiye NATO için ve Amerika için vazgeçilmez önemde jeopolitik konumda bir ülkedir. Türkiye'nin sadece İncirlik'te değil Kürecik radarını kapatması Amerika'nın gözü ve kulağını tamamen ortadan kaldırır. Amerika körleşir, duyamaz hiçbir şeyi. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, F-35'lerle ilgili de Türkiye'nin ABD ile anlaşmadan vazgeçip Rusya ile anlaşması gerektiğini vurguladı. Bir iki ay içinde de netleşmediği takdirde uluslararası tahkime gidip hakkını talep etmeli, oradaki birikmiş parasını alıp derhal Rusya ile SU-25'ler ve diğer sistemler üzerinden bence gecikmeden anlaşmaya gitmelidir diye düşünüyorum.